Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelden bahsedeceğim size. Yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Bu güzel yeleğimiz. Arkasını beraber örmüştük. İşte önünü de başlamıştık arkadaşlar. Sağ ön bedenimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuğu tamamladık. Bakın. 9. kutucuğumuza geldiğimizde 44 sırayı da tamamladık şuradan. Şimdi koltuk kesimini ve ön kesimi yapacağız. İnşallah beraber yapalım Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, Bismillah. Burada 6 tane koltuk kesimi yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Bundan sonra ilmeklerimizi geldiği gibi sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, şimdi ön yüzdeyim arkadaşlar. 6 tane ilmeğimiz var, kenar bandımız. 2 3 4 5 6. Bu 6 ilmeden sonra şu 7. ilmeğimizi ikisini bir edip kesiyorum. Bu göğüs kesimi arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıranın sonundayım. Şu düz giden sondaki ilmeğimizi sürekli arkadan düz olarak öreceğiz. Önden ise ters, yani haroş olarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın, burayı kesip bitireceğiz bir bir. Şöyle tek tek anlatayım. Nereye kadar? Arka bedenimiz, arka omuzumuz arkadaşlar. Şu şekilde bir tane daha kesiyorum. Şurada hiç kesme yapmayacağız. Bakın, hiç kesmemiz yok. Şu şekilde göstereyim. Hiç kesme yok. Bakın. Şurada ise tamamen ilmelerimiz burada kaç kalmış, ona göre keseceğiz arkadaşlar. Şu bükme ve yanındaki 1, 2, 3 tane ilmek kalmış. Şu bükmeyi bırakacağız. Yanından 3 tane. Şuraya kadar 2, 4, 6, 8, 10 sıra arkadaşlar. 10 sıra kesmemiz var burada. 10 sırayı kestikten sonra tekrar ben size anlatayım inşallah. Şuradan bir bir 10 defa bir bir keseceğim. 2 de kestim. 12 defa keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben 12 tane ilmeğimi kestim şuradan. Şu bükmeden şuradan başlayarak koltukla birlikte başladım. Ve şurada bakın 1 2 3 tane şu modelimizden 2 tane ve bir de şu sürekli giden ters ilmem var. Bir de onlar kaldı. Şurayı ise 22 sıraya tamamlayacağım. Bakın şu anda 2 4 6 8 10 12 13 tane olmuş ve ben hiç kesinti yapmadan 7 sırayı tamamlayıp geleceğim inşallah. Tamamen ilmelerimi geldiği gibi öreceğim yani. Tersi ters, düzü düz olarak bu şekilde koltuğu tamamlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde 2, 4, 6 olmuş. Buraya bir sıra daha gittikten sonra ters öreceğim. Yani yine modellerim devam edecek arkadaşlar. Bükme sıram geldiği zaman bükeceğim. Evet arkadaşlar. Ben 22 sırayı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra oldu.
Şimdi ben şu ön banda kadar keseceğim arkadaşlar. Ön banttan devam edeceğim tekrar örmeye. Çünkü ense bölümünü arkaya bant öreceğim arkadaşlar. Kaç sıra öreceğim? Yaklaşık 30 sıra kadar örmem gerekiyor. Evet, ben burayı kesip bitireyim inşallah. Bant kısmımızı da örmeye devam edeceğim. Bu arkadaşlar 1 ile 1,5 yaş arası bir yelek, 3,5 numara şiş. Evet, buraya kadar geldim. Bakın kestim. Şu burayı tekrar örmeye devam edeceğim. 30 sıra olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ben tam 30 sıra öreceğim. Arkadaşlar videolarımın altına mutlaka açıklamasını nasıl ördüğümü yaz. Bakın şu şekilde arkadaşlar, şöyle şu omuz başına kadar örüp bu şekilde geleceğim. Evet arkadaşlar, ben tam 30 tane şu şekilde ördüm, 30 sırayı tamamladım. Şimdi keseceğim Allah izin verirse. Hemen kesiyorum. Ve diğer sol ön bedeni yapacağız inşallah. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Biraz uzun keseceğim ki ipimi dikiş için kullanacağım. Evet. Bu tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 42 tane ilme atıp tekrar diğer bedeni başlayayım inşallah. Evet arkadaşlar, yeleğimizin sol ön bedenini örmeye devam ediyorum. 42 tane ilme attım. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ve 42. Bu 42 ilmenin 2 4 sırada haroşa ördüm. Şimdi model kurulumunu yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada bir tane tersimiz olacak arkadaşlar. 6 tane bükme için düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane tersim olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane tersim olacak. 1 2 3 4 5 6. Bir tane tekrar tersim olacak ve 6 tane ön bant için 2 3 4 5 6 tane de ön bant için arkadaşlar haroşa örüyorum. Model kurulumumu yaptım. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi arkadan örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, kurulumumuzu yaptım. Şimdi bir iki sırayı ördüm, iki diş haroşa ördüm, üçüncü sıradayım ve hemen bükmelerimizi yapıyorum. Bunu 4 sırada ilk bükmemizi yapıyorum arkadaşlar.
İlk büyütmemiz 4 sırada 1 oluyor. Ondan sonra 10 sırada 1 yapacağım. 4. Bu sıra ilik evini açacağım arkadaşlar. Şöyle. Tekrar 8 tane düzüm var. Bir tane ters. Ve tekrar bunu üstten yapmıştım. Bunu da arkadan alıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Ve diğerini çıkartıyorum. Tekrar takıyorum. Şimdi ben burada bir tane ilik evi açacağım. Bakın. 1 2 tane ördüm. Başına attım. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Ve ilik evimi açmış oldum arkadaşlar. Şimdi arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumunu yaptım. Şimdi ilk ilik evimizi açtım. 12 sırada bir ilik evi açacağım. Ve şuradan 40 sırayı tamamlayacağım koltuk altına kadar. Bakın şu şekilde olacak yeleğimiz. İnşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.